Koray merhaba, iyi yayınlar diliyorum. Ahmet Hocama ve Onur'a da çok selamlar buradan, Muğla'dan. Teşekkürler Hüseyin. Evet, Kulüpler Dünya Kupası Infantino'nun bir icadı. 32 takımlı Kulüpler Dünya Kupası. Infantino böyle havuçlarla konfederasyonların oy potansiyelini harekete geçirmek istiyor. Tabii ki Avrupa'da Infantino'ya karşı çok sayıda ülke var ama diğer bütün konfederasyonlara böyle ufak konfederasyonlar ve ufak federasyonlara havuçlar vererek onların daha fazla para kazanması ve kendi geleceğini seçimlerde garanti altına almak için böyle turnuvalar icat ediyor. Veyahut da işte önümüzdeki Dünya Kupası 48 takımla oynanacak. Daha fazla takım katılacak. Bunlara küçük ülkelerin takımları da dahil olacak. Dolayısıyla Infantino'nun icadı bu. Başta Avrupa Kulüpler Birliği bu turnuvaya karşı çıkmışlardı. Biz boykot edeceğiz, katılmayacağız demişlerdi. Fakat Infantino çok büyük gelir sözleri verdi kulüplere. Ve dolayısıyla onlar da tabii parayı görünce katılmaya razı oldular. Ama işin enteresan tarafı Koray, şu anda para ortada yok. Infantino büyük gelir sözü verdi ama ben dün hatta X'te de bir paylaşım yaptım. FIFA bu Kulüpler Dünya Kupası'na hala sponsor ve yayıncı bulabilmiş değil. İki tane sponsor buldu. Daha 8 ay kaldı başlamasına turnuvanın. Bu arada turnuvanın 15 Haziran 13 Temmuz tarihleri arasında oynanacağını da söyleyelim Amerika Birleşik Devletleri'nde. Fakat ne yayıncı var ortada ne de doğru dürüst sponsor var. Apple'la Amerika Birleşik Devletleri'nde olduğu için görüşmeler yapıyorlardı. Turnuvanın yayın haklarını Apple'a vereceklerdi. Apple da bütün dünyada isteyen yayıncı kuruluşlara satacaktı. Fakat araları bir şekilde bozuldu. Apple çekildi görüşmelerden. Şu anda ortada yayıncı yok. Kim yayınlayacak belli değil. FIFA muhtemelen bunu konfederasyonlar bazında satmaya çalışacak oradaki yayın kuruluşlarına. Onu ilerleyen aylarda göreceğiz. Fakat 32 takımda Kulüpler Dünya Kupası gerçekleşecek. UEFA'dan 12, Asya 4, Afrika 4, CONCACAF yani Orta Amerika 4, CONMEBOL Güney Amerika 6, Okyanusya 1 ve bir tane de ev sahibi takım katılacak. Bu ev sahibi olayı da çok ilginç. Az önce dedim ya yayıncı ve sponsor bulamıyor. Cazip haliyle gelmesi turnuvanın gerekiyor. Öyle bir olay yaptılar ki Messi'yi oynatabilmek için Inter Miami'ye zoraki turnuvaya dahil ettiler. Normalde MLS şampiyonunun ülkeden yani ev sahibi olarak katılması gerekirken sezonun daha ilk aşaması olan yani iki konferans halinde oynanan grup maçların en iyisi, en iyi takımını bu Kulüpler Dünya Kupası'na katılır diye MLS'e statü yazdırdılar ve Inter Miami tabii ki zaten açık ara önde gidiyordu. Doğal olarak Inter Miami o sezonun ilk bölümünü birinci bitirdiği için şimdi Kulüpler Dünya Kupası'na Inter Miami katılacak. MLS şampiyonu ortaya çıktıktan sonra onlar tribünden veya evden televizyondan seyredecekler turnuvayı. Yani hakikaten bu da adaletsiz bir durum oldu bence. Ama Amerikalılar buna razı oldular. Avrupa'ya gelirsek Avrupa'dan 12 takım katılıyor söylediğim gibi. Bunların 4 tanesi son 4 yılda Şampiyonlar Ligi şampiyonu olmuş kulüpler olacak. Diğerleri de UEFA'nın 5 yıllık kulüpler sıralamasında sıralamadaki takımlar olacak. Fakat son 4 yılda Real Madrid 2 kere Şampiyonlar Ligi şampiyonu olduğu için burada Salzburg bir kontenjanı dolduruyor. Ancak insanlar o kulüpler sıralamasına bakıp diyebilirler ki ya Barcelona Salzburg'un üzerinde nasıl oluyor da Salzburg katılıyor? Onun da nedeni şu, bir ülkeden sadece en fazla 2 takım katılabiliyor. İspanya'dan da 2 takım olduğu için Real Madrid ve Atletico Madrid. Dolayısıyla Barcelona saf dışı kalıyor ve yerine Salzburg katılacak. Katılacak takımları da hızlıca söyleyeyim. Chelsea, Real Madrid, Manchester City, Bayern Münih, Paris Saint-Germain, Inter, Porto, Benfica. Kerem Aktürkoğlu'nu izleyeceğiz. Kulüpler Dünya Kupası'nı bunu da parantez içinde söyleyeyim. Dortmund, Juventus, Kenan Yıldız'ı izleyeceğiz. Atletico Madrid ve Salzburg. Şimdi şöyle bir durum da ortaya çıktı. 4-8 Haziran tarihlerinde Uluslar Ligi'nin dörtlü finalleri var. Şimdi burada bu kulüplerde oynayan çok sayıda oyuncu milli takımlarına gitmek durumunda. Fakat düşünün yani milli takımı da bu Uluslar Ligi finallerinde oynadıktan sonra tekrar kulüp takımlarına geri dönmek yani tatildeyken geri dönmek ve Kulüpler Dünya Kupası'na katılmak zorundalar.
Yani burada da gerçekten çok büyük bir yük binecek futbolculara. Sezon bitecek. Kendi liglerinde Avrupa'da bu kulüplerde, bu milli takımlarda bu oyuncular bir de kulüpler Dünya Kupası'na katılacaklar. Yani para için UEFA ve FIFA maalesef çok sayıda turnuva organize etmeye çalışıyor. Ama ben Çeferin'e bu bağlamda hak vermiyor değilim. Gerçekten de kulüplerin açgözlükleri buna neden oluyor. Onlar zaten kulüpleri hoş tutmak, onlara mavi boncuk vermek için her şeye, her dediklerine razı oluyorlar. Dolayısıyla kulüplerin de bunda suçu var. Hem takvimden şikayet ediyorlar hem de daha fazla para kazanmak istiyorlar ve UEFA'nın ve FIFA'nın bu turnuvalarına katılmaya, oynamaya razı oluyorlar. Kulüpler dünyası kabaca böyle 32 takımlı, bildiğimiz 32 takımlı Dünya Kupası formatında oynanacak. İşte grup maçları olacak ilk önce, ondan sonra da elemeli maçlarla iş finale kadar yürüyecek. 13 Temmuz'da da final oynanacak. Evet Hüseyin Özçök, aktardıkların için teşekkür ediyoruz. Var mı sorunuz organizasyonla ilgili? Sevgili Hüseyin'i keyifle izliyoruz, dinliyoruz. Özellikle sabah programlarında da bizi detaylı bir şekilde aydınlatıyor. Teşekkürler sevgili Hüseyin. Ben teşekkür ederim Ahmet abi, güzel görüşler için. İyi yayınlar diliyorum size. Kolay gelsin. Sağ olun. Teşekkür ediyoruz. Hüseyin Özkök gitsin de arkasından biraz konuşalım. Çok güzel ama oldu. Sabah yerde. Hüseyin abi paylaşım yapmıştı. Onu gördüm ben. Beklenen yağmur geldi Gökova'ya diye. Evet. Milli takım uğurladıktan sonra Hüseyin Özkök'ü görünce. Hayır, sabah paylaşımında yağmur yağdı şakır yağmur şakır Gökova'da. Yağmur bekliyordu onlar. Uzun evet süredir. Beklenen yağmur yağdı diye böyle sevinmişti. Şimdi güneş açmış. Oradan yağmur da o kadar zaten evet. Yani. Evet, arkasından dedikodusunu da yaptığımıza göre devam edebiliriz Zeyna. FIFA Kulüpler Dünya Kupası vitrine çıktı. Sen bu organizasyonun futbol dünyasına bir faydası olacağını düşünüyor musun? 15 Haziran 13 Temmuz tarihleri kavgası çıkmadı hayret. Bizim Türkiye'den şu alınacak, bu alınacak. Biz gidelim. Bize kadar gitmiyor tabii. Bizden belli statüsü var. Süper Lig çünkü kurulacağı zaman biliyorsun hemen yani dünyada falan. İnsanlar etik tartışmaları yaparken biz kim gidecek artık? Bizde bizi alırlar, sizi almazlar diye hiç etik metik kısmını bırakıp direkt o aşamaya geçmiştik. Ya bu işin sorumlusu Libyalılar tartışmasız yani. Parayı buldular. Şu anda da para tüm dünyayı parmağında oynatıyor. Yani boşluk kalmadı artık yaz aylarında. Yani bunu sağladı şu anda FIFA ve UEFA. İşte bir yıl Avrupa Şampiyonası, bir yıl Kulüpler Dünya Kupası, bir yıl Copa America, bir yıl işte Afrika Kupası, bir yıl Dünya Kupası derken hiçbir şekilde sezonun bitiminde boşluk kalmayacak şekilde bir organizasyon yapılıyor. Futbolcular şikayet ediyor ama şu yönden ben Cefer'ine katılıyorum. Futbolcular da çok para kazanmak istiyor. Çok para kazanmak istedikleri zaman da kulüpler bu refleksi gösteriyor. Daha fazla gelir elde etmeye çalışıyorlar. Çünkü futbolcuların maaşlarını karşılamak bir hayli zor artık. İstenen maaşlar, ödenen maaşlar çok fazla boyutlarda. Ne yapıyor kulüpler? Yeni gelir kapıları açmaya çalışıyor. Talep oluşturuyorlar. FIFA da zaten dünden razı bu talepleri oluşturmuyor. Onların da içine geliyor çünkü bu. Ne katkısı olur? Hiçbir katkısı olmaz. Biz futbol sever olarak tabii izlemekten keyif alırız. Maç olsun biz izleyelim. Bizde bir sıkıntı yok. Ama futbola katkısı olur noktasında hiçbir katkısı olmaz bu işin. Sakatlıklar dolayısıyla hep artıyor bu rakamlar son dönemde işte. Maç takvimine bağlı olarak bunlardan bahsediyoruz. Evet. Bunlara daha fazla davetiye çıkartıyorsunuz siz. Düşünebiliyor musunuz şimdi Manchester City, Inter, Bayern Münih gibi sezonun içinde 60-70 maç oynayan kulüpleri sezon bitiyor. Futbolcularınız bir daha bir maç temposuna giriyor. Orada çok kısa bir buçuk aylık bir ara bile yok. Sonra yeniden sezon başlıyor. Açıkçası çok insani bir durum değil bu ama dediğim gibi bu bir arz talep meselesi. Bir arz var. Bir talep var. Dolayısıyla bunun karşılığında da bu organizasyonlar düzenleniyor. Yani ben şunu da çok zannetmiyorum. Futbolcular çok mutsuz işte bundan. Hayır değil. Futbolcular sonuçta daha fazla para kazanıyor. Kulüpler daha fazla para kazanıyor. Win-win olayı. Herkes bu işten kazançlı. O yüzden de ben şikayetleri çok samimi bulmuyorum bu anlamda. Bizim açımızdan ekstra maç izleriz. Bunda bir sıkıntı yok.